Merhaba arkadaşlar, bu videoda üslü ifadeler, üslü sayılar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak şunu bilmeliyiz ön bilgi olarak. Üslü sayılar aslında çarpım tablosunu bilen herkesin bir açıdan bildiği bir şey. Çünkü mesela biz çarpım tablosunda 2 çarpı 2 diyoruz ki 4. Aslında bunu üslü sayılarda şöyle yazıyoruz. 2 üzeri 2. Yani 2 tane 2'yi çarparsak 4 olur. Veya biz çarpım tablosunda diyoruz ki 3 çarpı 3 9. Biz bunu nasıl yazıyoruz? 3 üzeri 2. Yani 2 tane 3'ü yan yana çarparsak 9 olur diyoruz. Yine aynı şekilde biz çarpım tablosunda diyoruz ki 4 çarpı 2 8. Yani 4 neydi? 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı 2 8'miş. Yani biz ne yapmışız? 2 tane 2 burada, 1 tane de burada. 3 tane 2'yi yan yana çarptığımızda 8'e ulaşıyoruz. Bu da 2 üzeri 3. Bu şekilde gidiyor. Yine çarpım tablosunda mesela 4 çarpı 4 var. 4'ün karesi 16. Biz bunu 4'ün ikinci kuvvet diye yazıyoruz. Veya bu 4 çarpı 4'te 4'leri 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 diye yazdığımızda 2 üzeri 4'e ulaşıyoruz. Yani 16'ya ulaşıyoruz. Bunlara geçeceğiz. Başlayalım. Önce üslü sayılar ne oluyor? Şöyle tanımlıyoruz. A1 gerçel yani reel sayı ve N1 sayma sayısı olmak üzere şu şekilde yazabiliyoruz. A üzeri N eşittir A çarpı A çarpı A N tane. Burada neyi kastediyoruz? Mesela A üzeri 3 ise biz 3 tane A'yı yan yana çarpacağız. Bunu söylüyoruz. Tabi üslü sayılara buna başlarken belli sorular akla geliyor. Mesela n 0 olursa ne olur? Biz şunu biliyoruz. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Yani 2'nin 0. kuvvette 1, 3'ün 0. kuvvette 1, 4'ün 0. kuvvette 1. Biz bunu kabul ediyoruz. Yani bu seviyede öyle çok detayına girmiyoruz. Bütün sayıların 0. kuvveti 1, 0'ın 0. kuvveti ise tanımsız. Zaten 0'ın 0. kuvveti çok çıkmıyor ama mesela sayıların 0. kuvvetinin 1 olmasını sorularda kullanabiliyoruz. Başka özelliklere bakalım. Mesela şunu biliyoruz. Biz A üzeri N, A üzeri N deyince de aklınıza örneğin 2 üzeri 3 gibi bir şey gelsin. A üzeri N'i K gibi bir sabitle çarparsak, sayıyla çarparsak... Mesela 3 çarpı 2 üzeri 3'ü şu şekilde yazabiliyoruz. 3 tane 2 üzeri 3'ün toplamıdır. Yani ne oldu? K çarpı A üzeri N eşittir. A üzeri N artı A üzeri N artı A üzeri N kaç tane? K tane. Bu şekilde de yazabiliyoruz. Bir başka özelliğimiz ne? Üslü sayılarda. Önce teorik şeklini söyleyeyim. A üzeri M üzeri N eşit oluyor A üzeri N üzeri N. O da eşit oluyor A üzeri M çarpı N. Bu ne demek oluyor? Mesela örneklendirirsek 2 üzeri 3 üzeri 2 yerine ben 2 üzeri 2 üzeri 3 de yazabilirim. Aynı zamanda 2 üzeri 2 çarpı 3 de yazabilirim. Hepsinin sonucu aynıdır. Deneyelim. 2 üzeri 3. 2'yi 3 kere kendiyle çarp. 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 8 etti. 8'in karesi. Yani 8'i 2 kere kendiyle çarp. 2 tane 8'i çarp. 8 kere 8 64. Buraya gelelim. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2'den. 4'ün 3. kuvveti. Yani 3 tane 4'ü yan yana çarpalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. 16 64. Yine aynı şeye ulaştık. Buraya gelelim. 2'nin 2 çarpı 3. kuvveti yani 2'nin 6. kuvveti. 2'yi de 6 kere kendiyle çarparsak yani 6 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsak 64'e ulaşıyoruz. Biz bu bizim üslü sayılarda kullandığımız bir kısa yol gibi bir şey diyebiliriz. Görmemiz gereken bir nokta. Devam edelim. A üzeri eksi n dersek ne oluyor? 1 bölü a üzeri n oluyor. Bu karıştırılan bir nokta. Yani nedir? 2 üzeri eksi 2'ye bakacağım zaman bu 2'yi 2 bölü 1 gibi düşünüyorum. Bir ters çeviriyorum. 1 bölü 2 yapıyorum. Sonra bunun ikinci kuvvetini alıyorum. Yani ters çevirdikten sonra eksi ile işim bitiyor.
aynı zamanda eksiyle olan tek işim de ters çevirmek. Mesela 2 bölü 3'ün eksi 3. kuvvetine bakacağım zaman bunu ters çeviriyorum. 3 bölü 2. Eksiden kurtuluyorum artık. 3 bölü 2'nin 3. kuvveti. Artık eksiyle işim yok. Yani bizim tek eksiyle işimiz ters çevirmek. Mesela 1 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti ters çeviriyorum. 4 bölü 1'in 2. kuvveti. Bu bilgiler ışığında şunu üretebiliyoruz. Mesela pozitif sayıların, örneğin 2 gibi, 3 gibi, hatta 1 bölü 2 gibi pozitif kısımda bulunan sayıların bütün kuvvetleri de pozitif oluyor. Mesela 2'nin hiçbir zaman dışarıya kuvvetin eksi 4 olarak çıkartmıyoruz. Çünkü üstü kuvvetlerde yani kullandığımız şeyler tam sayılar olduğu için mesela 2'nin pozitif kuvvetleri belli. Mesela ikinci kuvveti 2 üzeri 2, 2 çarpı 2 olduğundan 4. Negatif kuvveti olursa 2'nin eksi ikinci kuvveti olursa bu sefer 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti oluyor. Yine dışarıya pozitif çıkıyor. Yani bir negatif çıkma durumu söz konusu değil. Negatif sayılarda ise eksi 2 gibi, eksi 3 gibi, eksi 1 bölü 2 gibi sayılarda ise çift kuvvetler pozitif çıkıyor, tek kuvvetler negatif çıkıyor. Neden öyle? Mesela eksi 2'nin ikinci kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2 olduğundan eksi ile eksi çarptık artı, 2 ile 2 çarptık 4, artı 4 oldu. Yani pozitif çıktı. Ama üçüncü kuvveti yani tek bir kuvveti olursa eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den şurası 4, 4'ü eksi 2 ile çarptık, artı 4'ü eksi 2 ile çarpıyorum, artı ile eksinin çarpımı eksi, 4 ile 2'nin çarpımı 8, eksi 8. Yani neyi bileceğiz? Rasyonellerde de aynı şekilde. Hemen yapayım ben. Eksi 1 bölü 2'nin karesine bakacağız. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Eksi ile eksiyi çarptık, artı 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptık, 1 bölü 4. Ama küpüne baktığımızda, eksi 1 bölü 2'nin küpüne baktığımızda, eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Şurası artı 1 bölü 4'tü. Artı 1 bölü 4'ü eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Artı ile eksiyi çarptım, eksi. Şuradayım. Artı ile eksiyi çarptım, eksi. Artı 1 bölü 4'tü eksi 1 bölü 2'yi çarptığımda da eksi 1 bölü 8. Yani neyi biliyorum? Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif oluyor ama negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatif oluyor. Peki bu tekliği çiftliği sorularda nasıl karıştırıp veriyor? Burada önemli bir noktamız var. Şöyle yıldız koyayım. Mesela bir şeyin 2 n'inci kuvveti içerisi eksi de olsa artı da olsa pozitif çıkıyor. Neden? 2n demek bizim için çiftliği sembolü. Çünkü sayılarda da çift sayıları görürken 2n ile göstermiştik. 2n ne demek? N yerine 0 yazdım mı 0. 1 yazdım mı 2. Yani burada bir 0 için istisnamız var. 1 yazdım mı 2. 2 yazdım mı 4. 2, 3 yazdım mı 6. Her zaman şurayı çift sayı yapacak. Sadece 0 olduğunda, n eşittir 0 olduğunda bütün sayıların 0. kuvveti 1 olduğu için dışarıya 1 çıkacak. Örneğin 3 üzeri 0, 4 üzeri 0, eksi 4 üzeri 0 gibi. Bu 1 çıkacak ama onun dışında 2n'li ifadeler pozitif çıkacak. Aynı şekilde tekliğin sembolü de 2n artı 1'di. Bunun esprisi de şu, 2n çift sayı olduğundan çift sayıyla 1'i toplayınca tek sayı olur. O sebeple bu da tekliğin sembolüydü. Dolayısıyla eksili bir şeyin tek kuvveti de eksili olarak dışarıya çıkacak. Hangi sayı olacağını içerideki şey belirliyor. Bir önemli nokta da şu. Mesela A var. 0, 0, 0, 0 şöyle gidiyor. Yani bir sayı bu. Örneğin A 3 olduğunda 30.000 oluyor. 4 olduğunda 40.000 oluyor. Biz bunu nasıl yazıyoruz? Şu A çarpı, ben 4 için dedim. A çarpı kaç tane 0 var? 4 tane. 10 üzeri 4 şeklinde yazıyoruz. Bunu zorlaştırabilir. Ne der? A 0 0 0 buradakiler bilinmiyor. Çok 0 var. N tane var der. Siz de dersiniz ki öyleyse A çarpı 10 üzeri kaç tane varsa N. 10 ise 10 üzeri 10. 20 ise 10 üzeri 20.
Sadece 10 için değil, aynı zamanda 9 için de kullanılabiliyor bu kısa yol. Nasıl kullanılıyor? Şöyle, böyle 9, 9, 9'lu bir şey olsun. Sayı kaç tane 9 olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu tanımlarken şöyle diyoruz. N tane 9 varsa diyoruz. Bu ifademiz 10 üzeri n eksi 1'e eşit. Nedir bu? Mesela 99 için 2 tane basamak olduğu için 10 üzeri 2 eksi 1'e eşit. 999 için 3 tane basamak olduğu için n eşittir 3 olduğu için 10 üzeri 3 eksi 1'e eşit. Yine üssü sayılarda kullandığımız bir kısa yol. Bu noktadan sonra üssü sayılarda 4 işleme geçebiliriz. Üssü sayılarda 4 işlem. Tabi biraz normal 4 işleme göre istisnai durumlar var. Mesela ne var? Örneğin yani matematiksel gösterimi şöyle: A üzeri mesela BN artı C üzeri BN artı D üzeri BN'i üzeri BN. Bunu biz kısaca şöyle diyebiliyoruz: A artı C artı D çarpı BN. Nedir bu? Tabi burada kafa karışabilir. Mesela 2 tane 2 üzeri 2'yi 3 tane 2 üzeri 2 ile, daha sonra onu da 4 tane 2 üzeri 2 ile topladığımda ben bunu kısaca şöyle diyebiliyorum. Parantez alma olarak da bakabiliriz denklem çözmedeki. Hepsinde 2 üzeri 2 var. 2 artı 3 artı 4 olarak 9 tane 2 üzeri 2 şeklinde yazabiliyorum. Buradan da bakarsak, yani matematiksel olarak 2 üzeri 2 çarpı 2 8. 2 üzeri 2 çarpı 3 12. 2 üzeri 2 çarpı 4 16. Biz bunları topladığımızda 16, 12 daha 28, 8 daha 36, 36 yani şey zamanda 2 üzeri 2 çarpı 9 şeklinde de yazabiliyoruz. Bu bir toplama şekli. Sorularda nasıl kullanıyoruz? Örneğin alakasız bir şey oluyor. 10 üzeri eksi 3 mesela. 10 üzeri eksi 3. 2 tane 10 üzeri eksi 3 artı 3 tane 10 üzeri eksi 3 eksi 1 tane 10 üzeri eksi 3'ü veriyor bize. Şimdi biz bunların hepsini tek tek hesaplamak yerine 10 üzeri eksi 3 parantezinde diyoruz ki 2 artı 3 eksi 1'dir diyoruz. Ve bu da ne oluyor? Demek ki 4 tane 10 üzeri eksi 3'müş. Hatta bazen şöyle yapıyor özellikle: 6 tane 10 üzeri eksi 3 artı 5 tane 10 üzeri eksi 3 eksi 1 tane 10 üzeri eksi 3 diyor. Siz hesaplayınca şu geliyor, bakıyorsunuz ki 10 üzeri eksi 3 6 artı 5 eksi 1. Ne geldi? 10 üzeri eksi 3 çarpı 10. Ha, şimdi diyorsunuz ki demek ki burada bununla çarpılacak. 10 üzeri eksi 3 10'la çarpınca da 10 üzeri eksi 2 10'a az sonra çarpımda geçeceğiz. Yani bir pratiklik çıkıyor ortaya. İkinci bir nokta, üssü sayılardaki bir toplama işlemi. Alt taraflar aynı olursa üst taraflarda çarpma durumunda toplama yapılıyor. Yani ne oluyor? Alt tarafı a üzeri b çarpı a üzeri n dediğimizde a üzeri b artı n diyoruz. Nedir bu? Mesela 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3 çarpacağız. Ne oluyor? 2 üzeri 5. Kontrol edelim. 2 üzeri 2 neydi? 4. 2 üzeri 3 neydi? 8. 4 kere 8 32, yani 2 üzeri 5 ediyor. Bunun dışında üst taraflar aynı olursa ne yapıyoruz? Yani a üzeri b ile c üzeri b'yi çarparken ne yapıyoruz? Örneğin 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ü. Bu sefer de alt tarafları toplamıyoruz, çarpıyoruz. A çarpı c üzeri b yazıyoruz. Yani 2 üzeri 3 ile 3 üzerinin çarpımı 6 üzeri 3 oluyor. Nasıl kullanıyor bunu sorularda? Mesela diyor ki 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 kaç basamaklı bir sayıdır? Siz hemen bunu 5 çarpı 2 10 üzeri 10 diyorsunuz. 10 üzeri 2 100'dür. Mesela 100 nedir? 3 basamaklı bir sayıdır. Tabii 2 yerine mesela 200 veriyor. O zaman da ona göre yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela 5 üzeri 200 çarpı 2 üzeri 200. Kafa karıştırıcı bir şey gibi gözüküyor ama 10 üzeri 200 deyince ne diyoruz? Demek ki 10 üzeri 2'de 2 tane 0 varsa 10 üzeri 200'de 200 tane 0 var. Bir de başındaki bir rakam var. 201 basamaklı bir sayıdır şeklinde soruyu çözebiliyoruz. Kaç basamak sayıdır soruların esprisi hep budur zaten. Benzer bir şekilde bölmeyi de yapabiliyoruz. Mesela a üzeri m bölü a üzeri n dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Alt taraflar aynı, üstler farklı olayı. Ne yap? A üzeri m eksi n diye yazıyoruz. Mesela 4 üzeri 2 bölü 4 üzeri 1. Hemen
2'den 1'i çıkarıyoruz. 1, 4 üzeri 2 eksi 1'den 4 üzeri 1, o da 4 yazıyoruz. Tabii 2, 1 kullanmıyor, onu sorularda göreceğiz. Mesela karıştırmak için 4 üzeri 2000, 4 üzeri 1000 kullanıyor. Hiçbir numarası yok, sadece 2000'den 1'i çıkarıp yazıyor. Zaten oturup bize 4 üzeri 1000'i hesaplattıracak hali yok. Bu şekilde bölme işleminde de yapabiliyoruz işlemimizi. Çarpımı görürken altlar aynı olduğunu da görmüştük. Bir de üstler aynı olduğunu da görmüştük. Burada da şimdi alt taraflar aynıken böyle. Üst taraflar aynıken de şöyle. Mesela 4 üzeri 1000'i 2 üzeri 1000'e bölerken, ki 2 de güzel bir örnek de, 4 ile 2'nin farkı da aynı olduğu için mesela şey diyelim. 6 diyelim. Daha iyi anlaşılsın özellik. 6 üzeri 1000'i 2 üzeri 1000'e bölerken 6 bölü 2'nin birinci kuvvetini alıyoruz. Aslında bunun esprisi de çok basittir. Düşünün ki 1000 tane 6 yazdık. Böyle yan yana yazdık. 1000 tane de 2 yazdık. Her 6 kendi ikisini bölüp 3 yapıyor. Her 6 kendi ikisini bölüp 3 yapıyor. Ne oluyor? 1000 tane 3'ü yan yana çarpmış oluyoruz. O da 3 üzeri 1000 oluyor. Ezberlemeye gerek yok. Bu şekilde bölme işlemini de yapabiliyoruz. Ve son olarak benim özel değinmek istediğim bir nokta var. Bunu mutlaka ezberleyin. Yani pratikleşin. Bunda daha doğrusu üssü sayı tablosu var. Bu benim kendi çıkmış soru çözümlerinden oluşturduğum bir şey. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda genelde aynı üssü sayılar sorulur. Hep şunlardır. Bunu mutlaka ezberleyin. 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. Yani bunları sorunun içerisinde görmenizi ister. 2 üzeri 6 64. Nadiren, bunu maviyle yazıyorum o yüzden, 2 üzeri 7 128. Üçlerde ise durum şudur. 3 üzeri 1, 3, 3 üzeri 2, bunları bileceksiniz. Yani soruda 9'u gördüm mü ben 3 üzeri 2 olduğunu hatırlayacağım. 3 üzeri 4, 81 ve nadiren 3 üzeri 5, 243. Dörtlerde de 4 üzeri 1'in 4, 4 üzeri 2'nin 16, yani 4 kere 4'ün, 4 üzeri 3'ün 64 ve nadiren 4 üzeri 4'ün de 256 olduğunu görmenizi ister. Ve 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2'de de 3'e kadar. Yani 5 üzeri 1 5, 5 üzeri 2 25, 5 üzeri 3 125. 5 üzeri 4'ü sormaz bile, yani 625 ama. Ve diğer sayıların da karesi. Yani nedir? 6 üzeri 1 6, 6 üzeri 2 36. Nadiren 6 üzeri 3 çıkabilir. 6 üzeri 3 de ne oluyor? 36'yı 6 ile çarpıyoruz. 216 oluyor. Mesela 7'nin küpünü ben hiç böyle soruda tak diye sordun. 343 galiba ama soruda tak diye sorduğunu hatırlamıyorum. Bunlar bellidir. 8'in 1'i, 8'in 2'si. Ya bunları pratikleşmeniz lazım. Üssü sayılarla ilgili soru çözmeden önce bu tabloyu 3 kere, 4 kere bunları deftere not alın, yazmanız lazım. Aklınıza getirmeniz lazım ki çok pratikleşin. 9'un numarası ne? 9'un karesi 81. 9 3'ün karesi. Dolayısıyla 3'ün ikinci kuvveti ve 3'ün dördüncü kuvvetini yazıyoruz aslında biz. Başka bir şey değil. 10 üzeri 1 de 10, 10 üzeri 2 100. 10'da da üssü sayıdan ziyade az önce detaylı belirttiğim gibi basamak sorusu türetilir. Onun dışında bir şey çıkmaz. Bunları mutlaka bütün sorularda vardır. Yine kanalda da var, YouTube kanalında. Üssü sayılarla ilgili tüm çıkmış soru çözümlerinin büyük bir kısmı. O videoda da izlerseniz faydası olur. Üssü sayılara kısaca böyle bakabiliriz. İşte işlemleri nedir, kuralları falan. Umarım faydalı olmuştur.